Evet, herkese merhabalar. Bu videom geçenki videomun bir devamı olacaktır. Vahdettin'le alakalı. Vahdettin'in yurt dışına çıkma sürecini, kaçışını başkaları farklı değerlendirebilir. Zira Vahdettin de öyle değerlendirmiştir. O süreci sizlere anlatmıştım. Orada yarım kalan bir bölüm vardı. Yurt dışına gittikten sonra ne gibi faaliyetlerde bulundu? Bu faaliyetler onun servetini nasıl etkiledi ve en sonunda niçin durumu hakikaten de kötü bir vaziyete, mali olarak kötü bir duruma düştükten sonra vefat etti. Tüm bunları sizlerle değerlendireceğim. Bir miktar bilgi aktarımında bulunacağım. Vahdettin tabii ki bu yurt dışına gitme olayını, kaçma olayını kendisi bir kaçış olarak değerlendirmemektedir. Hicret olarak görmektedir. Yani Hz. Muhammed'in hicretiyle bir tutmaktadır. Zira onun hicretiyle bunun bir alakası yoktur. Hz. Muhammed bir vatana ihanet etmemiştir. Kötü bir durumdan dolayı efendim vatanını, milletini satıp kaçmamıştır. Hz. Muhammed gelen vahiy doğrultusunda Medine'ye hicretini gerçekleşmiştir. Daha sonradan tekrar Mekke'ye geri dönmüştür ve Mekke'yi fethetmiştir. Zira tabii ki kimse kendisini bu şekilde kaçtı olarak göstermek istemez. Lakin bu bir kaçıştır. İngilizlere sığınmıştır ve canını kurtarmak için gitmiştir. Kendisinin ifadesi budur zaten. Canımı tehlikede görmekteyim demiştir ve İngilizlerle yazışma yapmıştır. Onlara sığındığını belirtmiştir ve gitmiştir. Tabii ki bunu geçen videoda anlattım. Şu anda ben sizlere bir önceki videonun devamı olan kısmı anlatacağım ama ufak bir özet geçmek istiyorum. Vahdettin'in yanında götürdüğü parayla alakalı değişik söylentiler bulunmaktadır. Zira Vahdettin'in normalde de zaten ciddi bir serveti vardır. Ağabeyi Sultan Reşat'tan bir ödenek vardır. 20 bin altındır. Ayrıca kendi mülklerinden gelen gelirler vardır. Yıllık 50 bin lira ziyaret ve seyahat ödeneği bulunmaktadır. Bu ödeneği de ciddi bir para tutmaktadır. Tahta kaldığı süre boyunca 1 milyon 20 bin altın ödenek almıştır. Vahdettin'in aynı zamanda İngiliz Bankası'nda bir parası bulunmaktadır. Giderken bunu götürmüştür bir kısmını. İstanbul'daki Milli Bank'ada yani National Bank olup kısa bir süre sonra British Corporation'a nakledilen, yanlış telaffuz edebilirim, idare edin, 20 bin sterlin tutarındaki şahsi serveti ile 10 yaşındaki oğlu Ertuğrul Efendi'nin adına Milli Bankaya yatırılan birkaç bin sterlinin bu hesapta kalmasını, yerinde durmasını istemiştir. İngiliz dışişlerine bildirildiği zaman bu paranın hizmetine sunulmasını talep etmiştir. Yine Tütüncübaşı Şükrü Bey'in verdiği bilgiye göre Vahdettin'in yanında ve hesabında 23 bin altın bulunmaktadır. Tabii ciddi bir para yapmaktadır bu. Yine bir takım yanında götürmüş olduğu mücevherlerden bahsedilmektir. Bu mücevherler satılmıştır daha sonra. Tabii ki kıymetli bir takım safir taşlarını da İngiltere'de rehin bıraktığından bahsedilmektedir. Yine 25 Kasım 1922 tarihli Czarnic Ajansı'nın haberine göre Sultan Vahdettin Osmanlı Bankası'na 75 bin lira yatırmıştır. Bankadaki mücevherlerine karşılık da 50 bin lira almıştır. Yani yurt dışına giderken yanında bir ciddi bir altın ve para götürmüştür. Zira bizim esas noktamız şudur. Bu paraları Vahdettin götürdükten sonra ne yaptı? Daha önceki videomun son kısmında belirttiğim gibi önce Malta'ya gitmiştir. Daha sonra İtalya'da San Remo'da orta halli bir villaya yerleşmiştir. Bir müddet sonra İstanbul'da eşleri ve yardımcıları da geldikten sonra Magnoli yani Manolya villasına yerleşmiştir. Bu villanın aylık yıllık masrafı 600 İngiliz lirasıdır. Tabii burada lüks bir hayat sürmüştür. Bu villa bayağı büyüktür. Köşktür burası. 40 tane odası bulunmaktadır. 15 dönümlük meyve bahçeleri vardır. Bütün İstanbul'daki saray yaşantısı ve yanında bulunan hizmetlileri gelmiştir. Onlara düzenli maaş vermiştir. Hatta kayıtlarda geçtiğine göre oradaki çalışanlarına verdiği maaş Türkiye'de yani İstanbul'da verdiği maaştan fazladır. Yaver Zeki ve yine muhasip
Masar Ağa, Tütüncü Başı Şükrü Bey ve bunlar eğlenceye düşkün kişilerdir ve Sanremo'da ciddi bir eğlence hayatına girişmişlerdir. Bu eğlence hayatıyla meşgul olmuşlardır. Aynı zamanda kendileri içkiye ve keyif alemlerine de düşkünlerdir. Bu üç kişi buraların altını üstüne getirmişlerdir. Tabii bu paralar Vahdettin'den gitmiştir. Bunların zaten harcayacak başka parası yok. Tek gelirleri bu. Yani lüks bir yaşam sürmüşlerdir. Burada üç öğün yemek çıkmaktadır. Saray mutfağına özgü yemekler çıkar. Pahalı harcamalardır bunlar. Yine aynı şekilde bunların bir kısmında kumar oynama muhabbeti var saydığım kişilerde. Hem kumarda hem de eğlence hayatında ciddi bir para harcama olmuştur. Ama esas Vahdettin'in harcadığı bir para noktası bulunmaktadır ki önemli bir noktadır bu. Yani servetinin bir kısmını buraya aktarmıştır. Bu da nedir dersiniz? Bilmem hani izleyenler tahmin edebilirler mi? Vahdettin'in yurt içinde efendim ben bir önceki videoda bunun cevabını vermiştim ancak yine de çok az değineyim. Kurtuluş Savaşı'na destek verdiği gibi bazı asılsız iddialar işte Atatürk'ü gönderdi vesaire gibi söylentiler bulunmaktadır. Onlara cevaben bu vereceğim örnek önemli bir nokta teşkil eder. Gerçi buna dair ben birçok örnek vermiştim ama bu örnekte Vahdettin yurt dışına gittikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Atatürk aleyhinde çalışmalarına devam etmiştir. Vatanın ve memleketin kurtulması için mücadele ettiğini iddia eden çevreler, Vahdettin'in yurt dışına gittiğinde temasta olduğu kişilerle ve Atatürk'ü devirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tekrar saltanat ve hilafetini sürdürmek için göstermiş olduğu çabaları anlatmamaktadırlar. Zira bunlar anlatılırsa söyledikleri baştan sona tepe taklak yıkılmış olacaktır. Bu yalanlar tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak bunu belirtmezler. Hani biz Kurtuluş Savaşı sırasında yaptıkları hataları ve Kurtuluş Savaşı'na olan karşı tutumlarını anlattığımız zaman ben ve benim gibiler bir takım muhalefet olanlar Vahdettin'i savunmaktadır. İşte olayları tersine çevirmektedir. Laf cambazlığı yapmaktadırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçeği örtemezler ama bir şekilde bunu tersine çevirmek için tarihle oynamaya çalışmaktadırlar, değiştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak benim bu söylediğimin son kanıtı şudur. Vahdettin'in böyle bir mücadeleye girmediği Türkiye içerisindeyken zaten ispatlanmış vaziyette olmasına rağmen Türkiye dışına çıktıktan sonra da yurt dışında San Remo'da da Türkiye aleyhine, Cumhuriyet aleyhine faaliyetlerine devam etmiş, Cumhuriyeti yıkmak, saltanat ve hilafeti geri getirmek için Amerika'ya dahi mektup yazmış, hatta bazı dernekler kurulmuş, bu derneklere para yatırmış, ciddi bir para yatırmış ve Türkiye içerisindeyken Türk vatanına ihanet eden grupla ortak toplantılar yapmıştır ve bunlara görevler vermiştir. Bu kişiler aynı zamanda 150'likler listesine girmiştir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hain ilan ettiği 150'likler listesi. Bu liste aslında çok daha uzundur. İlk başta 600'lerdedir bu. Daha sonradan 300'e indirilmiştir. İngiltere ile bazı görüşmeler vardır. Lozan'da bu pazarlık konusu olmuştur. Bu 150'likler listesi konusunda. Bu liste İngiltere, Yunanistan da dahil olmak üzere Türkiye'ye bir af talebinde bulunmuştur. Yani Türkiye bir genel af çıkarsın ve Türk vatanıyla sorunu olanlar, Cumhuriyetle, Atatürk'le sorunu olanlar, Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle, İtilaf devletleriyle beraber hareket edenlerin affedilmesi noktasında şartsız, koşulsuz bir af talebi vardır İngilizlerin. Tabii ki Cumhuriyet bunu reddetmiştir Türkiye Büyük Millet Meclisi. 600'lük bir liste vardır. Bu liste işte bu doğrultuda azalmıştır. Hatta İngilizler bunun Lozan'da temel şartlardan biri olmasını istemiştir. Maddelere koymak istemişlerdir. Ancak İnönü, Atatürk buna karşı çalışmalarda bulunmuşlardır. Meclis de bunu kabul etmemiştir. Bu daha sonra Lozan'da sadece bir temenni şeklinde belirtilmiştir.
ancak kimlerin olacağı, olmayacağı ve şartları belirtilmemiştir. Daha sonra bu liste 300 kişiye, ondan sonra da dediğim gibi 150'ye indirilmiştir. Meclis oluşturmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturmuştur bu listeyi. Ve bu listenin içerisindeki kişiler daha önce de Türkiye'deyken Kurtuluş Savaşı'na karşıt hareket eden şahıslardan oluşmaktadır. Bunlardan bir kısmı da Vahdettin yurt dışında kendine özel yine bir ekip oluşturmuştur. İşte tüm bunlar söylendiği zaman, yani Vahdettin'in yurt dışındaki San Remo'daki Türkiye aleyhtarı, Cumhuriyet aleyhtarı, Atatürk karşıtı girişimleri anlatıldığı zaman zaten Vahdettin'in ve onun yanında bulunan bu 150'likler listesindeki bazı kişilerin Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda kesinlikle yer almadıklarını, biz şu anda Vahdettin'i anlattığımız için Vahdettin'in böyle bir çalışma içerisinde zaten olmasının mümkün olmadığını, olduğunu bazıları iddia etseler dahi böyle bir çalışma içerisinde bulunan bir şahsın yurt dışına gittiğinde cumhuriyeti devirmek, saltanatı ve hilafeti tekrar ilan etmek için mücadeleye girişmeyeceğini herkes çok iyi takdir eder. Zaten 1924'te de Amerika'ya gönderdiği belgede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türk ordusuna ne olduğu belli olmayan kişiler, işte bir takım mezhebi karışık kişiler denilmektedir. 5-6 milyonluk Türk milletinin hilafet saltanat konusunda karar veremeyeceği söylenmiştir. O hilafeti ve saltanatı kendisine veren o küçümsediği ve az gördüğü Türk milletidir. O zaman nüfusu daha fazlaydı. Tabii ki onların sayesinde girilmiş olan savaşlar doğrultusunda Türk milletinin nüfusu düştü. Her neyse, o ayrı bir konumuz da kendilerine bu saltanatı Türk milleti sağlamış oldu. Türk milleti onlara bu saltanatı sağlarken ve bu saltanatı korumaları için cephelerde savaşırken Türk milletinin buna hakkı var ama lağvedince hakkı yok denmektedir. Ne kadar güzel bir bakış açısı. Size bu saltanatı verirken Türk milletinin gücünden faydalanıp onun gücüyle saltanatı, hilafeti alırken bunu meşru ve hak sayarken Türk milleti için, ama Türk milleti bu hilafeti, saltanatı kaldırınca siz bunu kaldıramazsınız, hakkınız yok denmektedir. Kim verdiyse o kaldırır. Bu kadar basittir bu. O saltanat sizlere verilmiştir ve Padişah Vahdettin bu saltanata, hilafete de maalesef ki ihanet etmiştir. Bunun da bir bedeli vardır. Saltanat, hilafet Osmanlı padişahlarınca, bazılarınca iyi, bazılarınca da iyi bir şekilde kullanılmamıştır. O dönem dönem ayrıca değerlendirilir. Dönem dönem değerlendirilmesi lazım. Lakin hiçbiri bu şekilde Türk vatanına, Türk milletine ve İslam'a ihanet içerisinde olmamıştır. Hatta ilginç olan bir nokta vardır. Buradan da sizlere bahsetmek isterim. Şimdi bu İskilip'le, Atıf'la Mustafa Sabri'yi savunan bazı kişiler, bunların ihanetlerinin olmadığını yine aynı şekilde söyleyip onları savunan kimselerin şöyle düştüğü bir yanılgı bulunmaktadır. Şimdi bir bildiri vardır Teali İslam Cemiyeti'nin. Yunan uçakları ile atılmıştır bu. Yunanlıların halife ordusu olduğu, milli mücadeleye destek verilmemesi gerektiği, yani Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliyecilerin millete zarar verdiklerini, katillerinin vacip olduğunu, bu kişilerin yok edilmesi gerektiğini, Yunanlıların kötü bir niyetle hareket etmediklerini, hilafet için savaştıklarını, hilafetin askeri olduklarını, onlara mukavemet edilmemesi gerektiği yönünde, ben o içeriği daha önce anlatmıştım. Birkaç tane bildiridir bu. Şimdi kısaca anlatıyorum sizlere. Şimdi bu bildiriyi İskilipli Atıf Hoca, hayır ben yayınlamadım demiştir. Mustafa Sabri hazırlandı diye Mustafa Sabri hazırladı diye söyleyen kaynaklar bulunmaktadır. Onu da Mustafa Sabri reddetmektedir. Ancak İskilipli Atıf İstiklal Mahkemesi'nde bu durumun aslında kabul etmektedir. Evet, bu böyle bir bildiri var, hazırlandı ve atıldı. Ama
buradan ben sorumlu değilim diyerek bakın kimi suçlamıştır. Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin bu bildiriyi hazırlayıp zorla cemiyet üyelerine imzalatmak istediğini, kendisinin karşı çıktığını söylemiştir. Bakınız, burada ilginç olan nokta şudur. Onun mu bunun mu hazırladığı bir teferruattır. İkisi de bu işin içerisindedir. Beraber hazırlanmıştır bu. Ancak İskilip'le atıp sıkışınca İstiklal Mahkemesi'nde bu bildiriyi kabul etmektedir. Ancak bunu Mustafa Sabri hazırladı, o imzalatmak istedi demişlerdir. Mustafa Sabri de bunu reddetmektedir. Hayır, ben böyle bir bildiri hazırlamadım. İkisinden biri, ya ikisinden biri bunu hazırlamıştır veyahut da ikisi beraber hazırlamıştır. Ancak ikisi de bu ihanetin içerisindedir. Şimdi ben Mustafa Sabri'yi ve İskilip'le atfı savunanlara diyorum ki, eğer biri doğru söylüyorsa, siz birini savunuyorsanız, o halde birini savunduğunuzda ötekinin vatan hainliğini kabul etmek zorunda kalırsınız. Neden? Çünkü İskilip'li Atıf'ı savunan kişilerce şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. İskilip'li Atıf bunu yazmadıysa o ne diyor? Mustafa Sabri diyor. O halde Mustafa Sabri yazmıştır. Peki Mustafa Sabri ben hazırlamadım diyor o bildiriyi. O halde Mustafa Sabri'yi savunanların da şunu söylemesi lazım. Ve bunu Mustafa Sabri ben hazırlamadım diyorsa, o halde İskilip'li Atıf bunu hazırlamıştır demesi lazım. Ancak bunlar her ikisini de masum görüyorlar. Hayır, onlar böyle bir bildiri hazırlamadı. Onlar bu bildirinin olduğunu, yayınlandığını, atıldığını kabul ediyor. Sadece suçu üstüne almak istemiyorlar. Şimdi ikisinden birinin doğru söylediğini varsayın. Savunanlar için diyorum. O halde birinin söylediği doğruyu kabul etmeniz lazım. Ancak siz ikisine de suçsuz demekle aslında ikisinden birinin ihanetini yine kabul etmemiş oluyorsunuz. Halbuki ikisi birbirlerine suç atarak ihaneti karşı tarafın yaptığını söylüyor. Yani onlar kendilerinin arasından birinin hain olduğunu itiraf etmiş oluyor. Bu da onu savunanlara son sözüm olsun. Yeri gelir başka sözler de söylerim de bugünlük son sözüm olsun. Gelelim biz bu şahıslara. Evet. Şimdi bu Mustafa Sabri'nin neler yaptığını ben daha önceki videomda zaten anlatmıştım. Buna girmek istemiyorum. Kendisi bu 150'liklerin içerisindedir. Yine 150'liklerin içerisinde Vahdettin'in beraberindekiler başlığı altında birinci sırada az önce belirttiğim Yaver'i has girmiştir. 9. sırada Mustafa Sabri girmiştir. Peki az önce saydığım listede kim vardı? Bir de Gümülcin Eli İsmail vardır ki bu da hareketli hainlerden biridir. Bu Gümülcin Eli İsmail ahali fırkasını kurmuştur. Bu ahali fırkası Hürriyet ve İtilaf fırkasına katıldıktan sonra ikinci başkanlığa gelmiştir. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi üzerine Romanya'ya kaçmıştır. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasına kadar burada kalmış. Daha sonra Türkiye'ye dönmüş. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin yeniden örgütlenmesini sağlamıştır. Damat Ferit kabinelerinde iki kez Şeyhülislamlık yapmıştır. Yine Damat Ferit Paşa barış görüşmesi barış görüşmesine gittiğinde sadrazamlığa vekalet etmiştir. Bu anlattığım kişi Mustafa Sabri'dir. Gümülcineli'den bahsettim zaten. Çok kısaca bahsettim ondan. Gümülcineli İsmail ahali fırkasını kurmuştur. Mustafa Sabri ile beraber hareket etmiştir. Bu bir eski bakan Mehmet Ali Bey vardır. İçişleri Bakanı. Bu Mustafa Sabri o da aynı Gümülcineli İsmail gibi ciddi bir şekilde Kurtuluş Savaşı'na karşı hareket etmiştir. 150'likler listesinde bakın 150'likler listesine şöyle söyleyeyim. Kimse yumuşatmaya kalkmasın bunu. 150'likler listesi vatana ihanet edenlerin listesidir. İhanet listesidir bu. Zaten Mustafa Sabri önce Yunanistan'a Gümülcine'ye gitmiştir. İskeçe'de bir gazete çıkarmıştır. Bu Yarın ve Peyami İslam gazeteleri. Burada da Türkiye'yi suçlamıştır. Atatürk'ü suçlamıştır. Daha sonradan kendisi Yunanistan'dan çıkartılmıştır.
Kahire'ye yerleşmiştir. Gümüncineli İsmail'e gelelim. Bu adam Gümüncineli'dir. Dediğim gibi politikaya atılmıştır. Bir dönem İttihat Terakki'ye girmiş, sonra bazı sorunlardan dolayı anlaşamamıştır. Gümülcine mebusu olarak meclise girmiştir. İttihat Terakki'ye karşıdır. Ahali fırkasının içerisindedir. Yine Hürriyet ve İtiraf Partisi'nin kuruluşunda yer almıştır. Kendisi Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikaste parmağı olduğundan dolayı suikastten kısa bir süre önce Selanik'e kaçmıştır. Gıyabında idam kararı bulunmaktadır. Selanik'ten Fransa'ya geçmiştir. Yurt dışında kaldığı süre içerisinde İngiltere, Fransa ve Yunanistan lehine casusluk yapmış ve maaş almıştır. Mondros mütarekesinden sonra ülkeye dönmüştür. Damat Ferit Paşa kabinesinde yer almaya çalışmıştır. Tabii yer alamamıştır. Daha sonra damat Ferit'le arası pek iyi değildir bu adamın. Bu Gümülcineli İstanbul'dan uzaklaştırılmıştır damat Ferit tarafından. Bursa'ya vali vekili olarak atanmıştır. Ancak bu ihanetlerini orada devam etmiştir. Bursa'da milli mücadeleye karşı tavır almıştır. Fransız sömürge birliğini davet etmiştir Bursa'ya. Türk Ocağı şubesi kapatırken Rum ve Ermeni kulüpleri açmıştır. Yani Türk Ocağı'nı kapatmış, Rum ve Ermeni kulüplerini açmıştır. İşgal edilen İzmir'den çekilen subay ve erlere onur kırıcı davranışlarda bulunduğu yazılmaktadır. Bu erleri suçlamıştır. Milliyetçilere baskı altında tutmuş, onlara eziyet etmiştir. Kendisi daha sonra İngiliz Yüksek Komiserliğine sığınmıştır ve 8 Kasım 1922'de Pierre Loti vapuruyla ülkeden kaçmıştır. Köstence'ye gitmiştir. Ardından Gümülcine'ye yerleşmiştir. Yol arkadaşı olarak bahsedilen Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'dir. Yüzellikler listesine bu Mehmet Ali Bey mülkiye ve askeriyeden olanlar ile 45. numaradan giriş yapmıştır. Mustafa Kemal'e ve Anadolu'daki milli mücadeleye karşı hareket etmiştir. Bunun ihanetlerini çok sıralamama gerek yok. Zaten onun sözlerini bir önceki videoda söylemiştim. İngiliz yanlısıdır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin üyesidir. Milli mücadeleye karşı tutumu nedeniyle Ankara Asliye Mahkemesi 3 Temmuz 1920'de bunu idama mahkum etmiştir. 7 Kasım 1922'de İstanbul'da tutuklanmıştır. Ancak İngilizlerin devreye girmesiyle bu kişi serbest kalmıştır. Daha sonradan bu kişi kaçmıştır. 8 Kasım'da Pierre Loti vapuruyla Romanya'ya, Köstence'ye gitmiştir. Yurt dışında da Mustafa Kemal karşıtı, Atatürk karşıtı, Cumhuriyet karşıtı eylemlerin içerisinde bulunmaktadır. Şimdi ben bunları saydım. Bunları niye saydım? Şundan dolayı saydım. Şimdi bu kişilerin yurt dışında Sanremo'da Vahdettin'le yaptığı görüşmeler var. Vahdettin bu kişilerle 7 gün görüşüyor. Sanremo'da Vahdettin ve mahiyetinin yaşadığı Villa Magnoli, yani Manolya Villası'nda 24 Nisan 1925 günü başlayan görüşmeler 7 gün sürüyor. İlk 3 görüşmeye Mustafa Sabri Efendi ile Mehmet Ali ve Gümülcineli İsmail Beyler katılıyor. 27 Nisan'da yapılan görüşmede rahatsız olduğu için Gümülcineli İsmail bulunmuyor. Görüşme Vahdettin ile Mustafa Sabri ve Mehmet Ali arasında gerçekleşiyor. 28 Nisan'daki 4. toplantı. Kendisi bazı askeri görevlerde bulunduktan sonra askerlik görevini kötüye kullandığı için 2 Haziran 1919'da yakalama kararı çıkarmıştır. Yakalanma kararı çıkarılmıştır kendisi adına. Padişah iradesi tarafından 1920 yılında ülkeyi terk etmiştir. İtalya'ya yerleşmiş, ardından Köstence'ye geçmiştir. Bu kişi de padişahla görüşen şahıslardan biridir. Sanremo'da bunlar önce Köstence'de buluşmuşlardır. Daha sonra Sanremo'da padişahla beraber görüşmüşlerdir. 24 Nisan 1925'te başlayan görüşmelerde bu kişi de son günlerde bulunmuştur. Az önce belirttim zaten. Şimdi bu görüşmeler sıcak bir ortamda geçmiştir. İlk 5 görüşmede Vahdettin genel konular üzerinde durmuş. Daha çok kendisi konuşmuştur.
mütareke ile ilgili olayları anlatmış, Osmanlı hanedanından ve siyasi ilişkilerden, durumlardan bahsetmiştir. Görüşmeler sırasında Şeyh Said isyanı ile alakalı bazı bölümler de yansıtılmıştır. Bu raporların içerisinde vardır. Yani Şeyh Said isyanı ile alakalı bazı konuşmalar da geçmiştir. İsyanın lider ve kadrosunun yakalandığı dönemdir bu. Vahdettin Mustafa Sabri tarafından kaleme alınan Deccal mi Kemal mi isimli kitap hakkında düşüncelerini belirtmiştir. Bazı yerlerin kendisiyle ilgili bazı yerlerin düzeltilmesi gerektiği talebinde bulunmuştur. O da kabul etmiştir. Hatta bu kitaptan dolayı Mustafa Sabri'nin Vahdettin'den Vahdettin bu görüşmelerde görüşmelerden önce damat Ferit'le alakalı kendisine bazı sorular sorulmuştur. Vahdettin damat Ferit için sadık ve yar bir arkadaşım demektedir. Onu gençliğinden beri tanıdığını, çevresinin onun hakkında olumsuz bazı görüşlerine kendisinin katılmadığını, onu koruduğunu, hatta onunla alakalı bazı durumlara kendisinin tevekkülle katlandığını ve yardım ettiğini, yani onunla beraber siyasi bir takım ilişkiler içerisinde olduğunu, ona yardım ettiğini, onun Şeyh Said isyanı ile ilgili Vahdettin biraz üzgün olduğu belirtilmektedir. Bu fırsattan yeteri kadar değerlendirilmediği, Şeyh Said'in aslında hilafet ve saltanat için mücadele ettiğinden bahsedilmektedir. Ancak Gümülcineli'de bu durumda bazı hataların yapıldığını, yani bu burada bir Türklük-Kürtlük olayına girildiğini, halbuki Türklük-Kürtlük olayına girmeden Şeyh Said'in sadece hilafet ve saltanat adına hareket ettiğini söyleseydi daha büyük bir tabana yayılırdı bu isyan hakkında bazı görüşler iletmişti. Bu görüşmelerde oralarda bulunan ve bu bilgileri elde eden kişilerden biri de bu Kiraz Hamdi'dir. Kiraz Hamdi bu kişiler hakkında şöyle söylemiştir. Ya bu şahıslardan hiçbir şey olmaz. Bunlar gel buraya geliyor, boş tantana ediyor. Bunların esas niyeti bu padişahtan para almak. Bunlar para göz insanlardır. Tek dertleri padişahtan gelip bu konuyla alakalı işte Cumhuriyete karşı, Atatürk'e karşı bir takım girişimlerde bulunma vaadiyle bulunacaklarını söyleyerek Vahdettin'den para alıp bu paraları kendi istekleri doğrultusunda harcayacaklarından, harcadıklarından bahsetmiştir. Yani tek amaçlarının Cumhuriyete ve Atatürk'e karşı hareket ettiklerini padişaha gösterip ondan para alıp kendi durumları. Hatta kayıtlara geçen Vahdettin'in Gümülcineli İsmail'in eline bir hattı hümayun verdiği, burada da Gümülcineli İsmail'in bir örgüt kuracağını, Türkiye'ye gireceğini, meclisi toplamaya çağıracağını, geçici bir kabine oluşturduktan sonra Vahdettin'i davet edeceği bildirilmektedir. Yine son görüşmelerde Gümülcineli'ye Vahdettin'in, Gümülcineli İsmail'e 5000 lira verdiğinden bahsedilmektedir. Yılmaz Çetiner de bu durumu yine aynı şekilde anlatmaktadır. Gümülcineli İsmail'e bu parayı tabii ki niye veriyor Vahdettin? Kurtuluş Savaşı'na karşı bu hareket yapılsın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bu hareket yapılsın. Atatürk'ün hükümeti düşsün, devrilsin, Vahdettin yeniden Türkiye'ye gelsin diye. Vehip Paşa'ya Yunanistan seyahati içinde yine 100 İngiliz lirası vermiştir Vahdettin. Mustafa Sabri ile Mehmet Ali'ye de 70 biner, 20 bin İtalyan lireti, Mehmet Ali'ye de 10 bin İtalyan lireti dönüş harcırağı vermiştir Vahdettin. Hatta onları inşallah daha sonra İstanbul'da buluşuruz diye uğurlamıştır. Tüm bu paralar aynı zamanda Vahdettin'in yine bu kişilerin Cumhuriyet karşıtı faaliyetleri için kullanması adına verilen paralarla beraber. Yani şöyle bir hesap yaptığımız zaman şimdi Gümülcineli'ye 500 İngiliz lirası veriyor, Gümülcineli İsmail'e, Veyip Paşa'ya 100 İngiliz lirası, Mustafa Sabri ile Mehmet Ali'ye 70'er biner lira veriyor. Ayrıca
Bu 70 bin dışında Mustafa Sabri'ye yine 20 bin İngiliz lireti, Mehmet Ali'ye de 10 bin İtalyan lireti veriyor. Daha sonra bu kişiler kendi aralarında bu paradan dolayı tartışıyorlar. Kimisine fazla verilmiş, kimisine az verilmiş diye. Hatta Mustafa Sabri ile Mehmet Ali'ye Gümülcineli İsmail'in bu 500 liradan pay vermediğini söylüyor bu iki kişi. Haklarında kendi aralarında bu yüzden kavga çıkıyor. Yani Gümülcineli İsmail'e 500 lira veriliyor. Mustafa Sabri ile Mehmet Ali, bunda bizim de payımız var. Tüm bunlara verilen paralar yine İtalya'da yapılan lüks harcamalar bizlere şunu gösteriyor. Şimdi bazıları da şunu diyebilir. Ya bu buna verdi, borç verdi. Ya saçmalamanın lüzumu yok. Burada 7 gün toplantı yapılmış, bazı dernekler kurulmuş. Kendi aralarında bazı iş bölümleri yapılmış. Mesela Vehip Paşa mülki işlere bakacak. Gümülcineli İsmail, pardon, mülki işlere bakacak. Hükümetle alakalı işleri düzenleyecek. İnkılabı Vehip Paşa yerine getirecek. Yine diğer görevliler, kimisi orduyla, Kemalist hükümet devrilecek. Geçici bir hükümet kurulacak. Vehip Paşa burada önemli görevler üstleniyor. Ondan sonra kurucu meclis toplanacak. İstanbul'a dönülerek Vahdettin'in tahta oturması bu şekilde sağlanmış olunacak. Bu amaçla Vehip Paşa Yunanistan'a yine gidecek. Burada bazı görüşmeler yapacak gibi bazı görevler verilmiştir. Yani bu görüşülen dört kişinin de kendine göre bazı görevleri bulunmaktadır. Herkes bu görevleri işte üstüne düştüğü kadar ifa edecek ve Cumhuriyet hükümeti devrilecek. Kemalist rejim devrilecek onlara göre. Onlar Kemalist rejim olarak söylemektedir. Yurt dışında da böyle geçmektedir. Anadolu'da mesela Türk askerine Kemalizmin askeri, Kemal'in askerleri. Türk ordusuna Kemal'in ordusu. Atatürk'ün yanında yer alarak savaşan silah arkadaşlarına ve Atatürk'le beraber hareket eden devlet adamlarına, milletvekillerine Kemalistler diye söylemektedir. Yine ordu zaten Kemalizmin ordusudur. Yani Avrupa'da bu mücadele Kemalizm mücadelesi başlığı altında gitmektedir. Onun da sebebi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemesi, onun düşünceleri doğrultusunda Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması, Atatürk'ün etrafında Kurtuluş Mücadelesi'nin yapılması, Atatürk'ün Türk ordusunu toplaması, Türk ordusunun Atatürk'ün direktifleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla hareket etmesi, meclisin Atatürk'ün arkasında yer alması, bu mücadeleyi Kemalizm mücadelesi, Türk ordusunu Kemal'in ordusu, Kemalizmin ordusu olarak değerlendirilmelerine vesile olmuştur. Yurt dışında da böyle geçmektedir. Abdülhamit de zaten bahsederken Kemalist Cumhuriyet olarak bahsetmektedir. Kiraz Hamdi bunlara bir çuval dolusu laf incir çekirdeğini doldurmaz şeklinde söylemiştir. Daha sonra bu heriflerle iş görülmez. Bu gibi sefiller dostluk ve bu gibi sefillerle dostluk ve samimiyet olur mu demiştir. Bunlara bir sürü dilenci, dolandırıcı, yalancı, namussuz, vicdansız herifler şeklinde bahsetmiştir. Yani bu Kiraz Hamdi bunlar sefil, para göz adamlardır. Vahdettin'in sürekli İstanbul'a dönme ümidi, tekrar padişah ve halife olma emelleri ve amaçları bulunmaktadır. İşte dediğim gibi bu kurmuş olduğu ekiple Türkiye'ye tekrar geri döneceğini zannetmektedir. Orduyu kendi tarafına çekmeyi, hükümeti devirmeyi, geçici bir hükümet kurmayı ve bu hükümetle tekrar padişah olmayı ummaktadır. 6 ay içerisinde İstanbul'da buluşma sağlanacaktır yapılan plana göre. Vahdettin 16 Mayıs 1926'da Sanremo'da vefat etmiştir. Ve bir de şöyle bir durum aktarılmaktadır. Hasan Rıza Soyak aktarmıştır bunu. Bu aktarılana göre Vahdettin'in parasız kaldığı dönemlerde bir Osmanlı generali Atatürk'ten yardım istemiştir. Bir mektup yazılmıştır.
Atatürk bu mektubu okumuştur. Ben orada aktarılanı söylüyorum. Ve şöyle cevap vermiştir Hasan Rıza Soyak'a söylenene göre. Gördün mü dünyanın halini çocuk? Nerede o görkem, nerede o ululuk, nerede o saltanat? Şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor. Bu alemde hiçbir şeye güvenilmez. Nasıl yardım edilebilir? Benim kişisel servetim yok. Devlet hazinesi fakir. Hem zengin bile olsa oradan yardıma hiçbir hakkımız yoktur. Memleketin en bayındırı yerleri özellikle son ölüm kalım mücadelemizde yıkıntıya uğradı. Söz konusu olan kişinin de yanılgıları yüzünden vatan hak ve savunması için boğuşma zorunda kalarak şehit olan memleket bireyleri arkalarında yüz binlerce yetim ve kimsesiz insan bırakmış bulunuyor. Devlet gelirlerini ancak memleketin bayındırlığına ve bu zavallıları yaşatmaya harcayabiliriz. Onun için bu konuyu bırakalım çocuk. Yalnız bu mektubu belge olarak sakla diye söylediğini belirtmektedir. Yani Atatürk söz konusu olan kişinin yanılgıları yüzünden vatan hak ve savunması için boğuşma zorunda kalarak şehit olan memleket bireyleri ve akrabalarında şehit olan memleket bireyleri, askerler, siviller ve arkalarında bıraktıkları yüz binlerce yetim ve kimsesiz insan için bu parayı harcamalıyız. Devlet gelirlerini ancak memleketin bayındırlığına ve bu zavallıları yaşatmaya harcayabiliriz demektedir. Şimdi Atatürk o durumda bile böyle vicdanlı bir cevap vermişken padişah hala da Vahdettin Atatürk'ü devirmek, yeni bir hükümet kurmak ve saltanat ve hilafetini ilan etmenin derdindedir. Vahdettin 15-16 Mayıs 1926 gecesi kalp krizinden ölmüştür. Ailesinin isteği üzerine otopsi yapılarak cenazesi Şam'a nakledilmek istenmiş. Ancak 120 bin lira borcu olduğu için İtalyan alacakları tarafından cenazesine haciz konulmuş. Bu yüzden cenaze bir ay kadar bekletilmiştir. Bir ay sonra kızı Sabiha Sultan para bularak cenazeyi Şam'a naklettirmiş ve Vahdettin'in cenazesi burada Sultan Selim Camisi'nin bahçesine defnedilmiştir ve bu sayfada böyle kapanmıştır. Bu videoyu çekmemin sebebi Vahdettin'in yurt dışındaki durumu, harcaması ve niçin yurt dışında servetin eridiği ile alakalı bir bilgi aktarmaktır. Burada servetin azalmasının sebeplerinden biri padişahın İstanbul'daki saray hayatını Sanremo'da Magnolia Köşkü'nde de devam ettirmek istemesi ve büyük oranda da devam ettirmesi, burada lüks ve şatafat içerisinde yaşaması, yanındaki insanların sürekli parasızdırması, zevki sefaya, içki alemlerine, kumara düşkün olması ve padişahtan sürekli parasızdırmaları, para almaları. Yine padişahın saltanat ve hilafet için yurt dışında girişmiş olduğu mücadele, burada kurduğu ekip ve onlara aktardığı paralar, etrafındaki kişilerin de durumunu sizlere zaten biraz önce aktarmıştım. Tüm bunlar da hesaba katıldığı zaman padişahın serveti zaten bitmiştir. Bir söz vardır, hazıra dağ dayanmaz. Onun da serveti erimiştir. Bir noktadan sonra müşkül duruma düşmüştür. Tabii ki yakın etrafındaki kişilerin de padişahın içinde bulunduğu durumdan faydalandığı, zaten kendileri bu Kiraz Hamdi'nin de en son yaptığı yorumu söylemiştim. Mustafa Kemal Atatürk'e ve kurtuluş mücadelesine karşı olan kişilerdi. Vahdettin'in de durumu zaten ortada. Yurt dışında buluşan bu ekibin tek amacı artık yeniden saltanatın ve hilafetin ilan edilmesi, cumhuriyetin yıkılması, Atatürk'ün ortadan kaldırılmasıydı. Tabii bu amaç için de kendileri Vahdettin'den sürekli bu şekilde para alarak bir nevi onun da bu duruma düşmesine esasen beraber hareket etmiş olduğu kişiler olarak katkıda bulunmuşlardır. Yani bu durumun esas sorumlularından biri de bu kişilerdir. Padişah zaten Vahdettin bu şahsi hırsı yüzünden ve yine alışmış olduğu hayatı devam ettirmek için
o İstanbul'daki lüksü San Remo'ya taşımaya çalışmıştır. Burada sürdürmüştür. Ve bu kişilerle de yaptığı ortaklaşa hareketten dolayı da serveti erimiş, yok olmuştur. Değerli arkadaşlar, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Katkılarınızı bekliyorum, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kaynaklar varsa elinizde bunları benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda yine sizlerle belgelerin ışığında bir tarih videosuyla beraber olacağım. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da Kurtuluş Savaşı ile ilgili ve yine Osmanlı'nın son dönemiyle alakalı farklı konuları parçalar halinde sizlere aktaracağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.